Arkadaşlar Örgü Aşkım Bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz bugün sizlerle bebeklerimiz için güzel bir çalışma yapacağız bu çalışmamızı kız ve erkek bebeklerimiz için uygulayabilirsiniz ben pembe renk kullandığım için çalışmam kız bebekler için uygun halde mavi ya da diğer renklerle kullandığımız zaman ise erkek bebeklerimize de aynı şekilde bu çalışmamızı yapabiliriz çok güzel bir model yapımı da oldukça kolay sadece bir sırada işlem yapıyoruz. Diğer bütün sıralarımızı düz olarak örüyoruz. Yani 4 sıradan oluşmakta. 3 sıramız düz, 1 sıramızda bu işlemimizi yapıyoruz ve bu güzel modelimizi oluşturuyoruz. İleğimiz bir buçuk yaşındaki çocuklarımız için uygun. Şöyle ölçüsünü de alırsam daha güzel bir sonuç kafamızda canlanacağına inanıyorum. 32 santim Beden uzunluğu, beden genişliğine bakacak olursam beden genişliği ise 26 santim ama bakın aralarda iki tersimiz olduğu için biraz toparlayıcı bir model. Şöyle yaptığımız zaman daha da açılabilmekte. 28,5-29 gibi olmakta. Yine arkasını şöyle görmeniz için çeviriyorum. Arkasında ise yine modelimizin güzel halini görüyoruz. Evet, yapımı son derece kolay olan bu çalışmamıza başlamadan önce sizden minik bir ricam olacak. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olarak beğeni ve yorumlarınızla beni desteklerseniz çok mutlu olurum. Ve şimdi hemen kolay gelsin diyelim ve bu güzel çalışmamıza başlayalım. Kolay gelsin örgümüze hazırız şişimi aldım 3.5 numaralı şişimi ve ipimi hazırladım ip olarak kartopunun baby one ipini kullanıyorum 100 gram anti peeling özelliği olan 250 metre bir ip Böyle çok tatlı şeker pembesi renk numarası ise 782 şimdi ipimi şöyle bandını çıkarıyorum ipimin biraz uzatıyorum 75 tane ilmeğe yetecek kadar şişimi toplamaya başlıyorum. Nasıl toparlarsanız el alışkanlığınıza göre çalışmamızı başlatabilirsiniz. Çok sımsıkı olmasın, çok da gevşek olmasın. Şöyle şişimize rahat hareket edecek ilmeklerimizi toparlayalım. Toplamda 75 tane ilmek olunca hemen örgümüze başlayalım. Bu şekilde bir tane düğümümü atıyorum. Ve örmeye başlıyorum. Burada kenarları için farklı bir uygulama çalışacağız. İlk iki ilmeğimiz ve son iki ilmeğimiz üzerinde. Burası örgümüzün ters yönü. Bakınız sağ tarafta ipimiz. İlk önce ters yönünde haroşamızı örerken kenarını ben düz çıkmasını istediğim için. Ama fark etmez derseniz sizler bildiğiniz şekliyle devam edebilirsiniz. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum ikinci ilmeğimi ters örüyorum bakın örgümüzün ters yönünde haroşamızı bu şekilde başlattık ve diğer ilmeklerimi aradaki son iki ilmeğe kadar düz örüyorum haroşamı her iki yönden de düz örüyorum önden de arkadan da son iki ilmeğe kadar örgümün ters sırası birinciyi boşaldım ikinci ilmeği ters ördüm geri kalan son iki ilmeğe kadar bütün ilmeklerimi düz örerek ilerliyorum son iki ilmeğime kadar bütün ilmeklerimi düz olarak ördüm sondan bir önceki ilmeğimi ters örüyorum son ilmeğimi ise düz örerek sıramı tamamlıyorum şimdi örgümüzün arkasını çeviriyoruz şimdi düz yöndeyiz bakınız burada ise şu şekilde örmeye başlıyoruz. İlk ilmeği örmeden alıyorum. Düz olarak diğer tarafta ters ördüğümüz örgümüzü. Burası örgümüzün ön yüzü. Bakın düz durdu. Şöyle ardından girerek örmeden çeşime takıyorum. Ve bu şekilde kenar lastiğimizin şöyle düzgünce görünmesini sağlayacak düz bir görünüm. Örmeden aldım. Birinciyi örmeden aldım ikinci örmeden aldım sonrasında son iki ilmeğime kadar aradaki bütün ilmeklerimi haroşa olarak örüyorum düz yönden haroşam oluşturuyorum her iki yönde de düz son iki ilmeğime geldim sondan bir önceki ilmeğimi örmeden şişime şu şekilde alıyorum son ilmeğimi ise düz yönde düz olarak ördüm şimdi bakın bir diş haroşamız ortaya çıktı arkasını çeviriyorum arkamızda yine biraz önceki yaptığımız işlemlerimizin aynını tekrar ediyor son iki ilmek ve baştaki iki ilmek üzerinde çalışmalarımız var diğer aradaki bütün ilmekler düz olarak devam edecek bakın örgümüzün arkasında ipimiz bakın burada ters örüyorum. Birinci ilmeği örmeden aldım. ikinci ilmeğimi ters örüyorum. Aradaki bütün ilmeklerimizi son ikiye varana kadar düz örüyorum. Son iki ilmekteyiz. Örgümüzün ters yönündeyiz ve sondan bir önceki ilmeğimi ters örüyorum. Ve son ilmeğimi düz örüyorum. Arkasına çeviriyorum. Tekrar düz yöndeyim. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. İkinci ilmeğimi bakın düz olan şöyle düz ilmeğimi ardından girip şişime örmeden alıyorum ve bu şekilde lastiğimizi böyle öreceğiz. Şimdi bu sıramızı tamamlayalım. Bir diş daha haroşamızı örelim. İliğimizi, ilk iliğimizi açalım. 3 diş haroşamı ördüm. 3. dişin bakınız tamamlayarak geliyorum. Şimdi 5 tane ilmeğim var. Son 2 ilmeğim ve 3 ilmeğim. 2 ilmeğimi 5 tanenin bakın buradaki 2 ilmeğimi alıyorum. Aynı anda ilk bu şekilde açıyorum. Bir tane artırıyorum. Bir düzümü örüyorum. Sonrasında kenar ilmeğimi yine alıyorum. Son ilmeğimi de düz ördükten sonra birinci iliğimi açtım. Şimdi örgümün ters yönündeyim. İkinci ilmeğimi birinci örmeden aldım. İkinciyi ters örüyorum. Yine düz örerek ilerliyorum. İlk ilim bu şekilde açılmış oldu. Düz devam edelim. Dört diş haroşamı ördüm ve şu şekilde ayraçlarımı da taktım. Ee, bölümlerine ayırdım. Şimdi sizlerle birlikte örgümüzün ön yönünden ayırma işlemlerimizi yaparak ilerleyelim. Şimdi önüm için Kenar patlarımız da dahil 15 tane ilmeğimizi ayırdım. Bir tane sağından ve soldan artış yapacağım ilmek. 9 tane kolum için tekrar bir tane sağından ve solundan artış yapacağım ilmek. Arkasından 23 tane ilmeğim arkamız için tekrar kolum için 9 ilmek. Aralarda bir tane de sağ ve sollarından artış yapacağımız yine patlarımız ve önümüz için toplamda 15 tane ilmeğimizi ayırdım. Kenar patlarımızı 7 olarak düşündüm. 7 olarak bitene kadar haroşa devam edecek. 8 e, önümüz için düz örgü şeklinde ilerleyecek. Şimdi örgünün ön yüzündeyiz. Ve hemen ilerliyorum. Bakın kenarımız ne kadar güzel oldu. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. İkinci ilmeğimi ardından şu şekilde girip şişime yine takıyorum. İki ilmeğim. Burası e, haroşamızı örüyoruz. Zaten bu yönde düz öreceğimiz için herhangi bir sayı saymamıza gerek yok haroşayı da düz ördüğümüz için. Ama yine de hatırlatmak için 2, 4, 6, 7 tanesi kenar patımız. Geriye kalan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 toplamda kenar patımızla birlikte 15 tane ilmeğimizi önümüze düz olarak ördük. Şimdi ayıracımı çıkarıyorum. Bir tane ilmeğimin sağında ve solunda artışımı yaparak e, omuzumuza başlıyoruz. Omuzum önümüzde kolumuzu ayırıyoruz. Şişimin üzerine ipimi alıyorum. Bir tane ilmeğin önce sağına bakın arttım şu şekilde artışımızdır bu. Bir ilmeğimi düz ördüm. Hemen bir defa daha artışımı yaptım. Aradan 9 tane ilmeğimi kol için örüyorum. Bakınız bu bir kolumuza da önümüze de dahil değil. Bir ilmeğin sağından ve sonundan artmışlık Burası robamızın ayrım yeri. 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9 ilmeği kolumuz için ördük. 9 ilmeğimi de ördükten sonra yeniden bitişi de artışlı olarak örelim. 9. ilmekten sonra şişimin üzerine ipimi alıyorum. Bir tane ilmeğimi düz örüyorum ve hemen bir defa daha artışımı yapıyorum. Şişimin üzerine ipimi alıyorum şu şekilde. 23 tane ilmeğimi yeleğimin arkası için örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 ve 23 23 ilmeğimi ördüm iliğimin arkası için işaretimi buradan çıkarıyorum ve bir defa şişimin üzerine ipimi alıyorum bir tane roba ayrımını örüyorum düz olarak tekrar bir ilmeğimin sonuna da bir artış yapıyorum ve kolum için 9 ilmeğimi örüyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9. Dokuz. 9. ilmekten sonra atıyorum bir tane ilmeğimi. Bir artış yapıyorum. Düz örüyorum. Tekrar bir ilmeğimin sonuna da bir artış, bir artış ilmeğimizin sağında bir artış, solunda ve buradan 15 ilmeğimin tamamını düz olarak örüyorum. Çünkü örgümüzün düz yönündeyiz. Kenar patımı da düz öreceğim için yani haroşamı ben düz yönden ördüğüm için düz ters ören arkadaşlarım 7 tane ilmeği ters örsünler. Kenar ilmeğimi en sondan bir önceki şişimi örmeden takıyorum. Son ilmeğimi düz olarak örüyorum. Ve bakın örgümüzün kenarı ne kadar muntazam oldu. Şimdi yaptığım işlemi bir defa üzerinden geçerek hatırlatmak istiyorum. 7 tane kenar patımı ördükten sonra 8 tane düz ilmeğimizi ördüm patlarımızı haroşeyi ters ören arkadaşlarımız için ayırmak istiyorum. 7 kenar patımı 8 tane ilmeğimiz e, düz. bir tane ilmeğimizin sağından ve solundan artışımızı yaparak ilk roba artışımızı yaptık. Bu artışımız için kullandığımız ilmeğimiz daha sonrasında 9 tane ilmeğimi ördüm. 9 ilmeğimi ördükten sonra bir artışımı yaptım, bir ilmeğimi ördüm, tekrar artışımı yaptım. 23 tane ilmeğimi düz örerek Diğer koluma doğru ilerledim. Yine diğer kolumu 23 tamamlandıktan sonra bir arttım. Bir düz oldum. Bir tane daha arttım. Ve 9 tane ilmeğimi ördüm. 9 ilmek sonunda yeniden bir tane artışım bir düz ördüm bir artışımı yaptım 8 tane yine düzümüz 7 tane de kenar patı için ben haroşa düz ördüğüm için düz ters ören arkadaşlarımız 7 tane kenar için eğer tersten örüyorlarsa e, kenar patımızı örecek. Toplamda önümüzde 15 tane ilmeğimiz var. Şimdi örgümün arkasını çeviriyorum. Arkada hiçbir işlem yapmadan bütün ilmeklerimizi kenar patlarımız dışarısında yani 7 tane düzümü başlarken 7 tersle de bitirirken düz örüyorum. Arkadaki bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Şimdi ikinci ilmeğim 3 4 düz örüyorum. Bakın kenarımı. 5 6 ve 7. 7 kenar patımı ördüm. 2 4 6 ve 7. Diğer 7 ilmek kalana kadar aradaki ilmeklerimizin tamamını ters olarak örüyorum. Bakın şimdi örüyorum. Arttığım ilmeği de görüyoruz. Onu da ters aradaki bir ilmek de ters tekrar diğer tarafındaki artış yaptığım ilmeğim de ters ve bütün ilmekler bu şekilde son 7 ilmek kalana kadar örgümüzün arka yönünden ters olarak örülüyor ayrımımızı da bu şekilde bakın yaptık Ters ilmeklerimi örerek geldim. Artış yerlerimde bakınız. Şöyle minik minik gözlerimiz oldu. Şimdi kenardaki 7 tane pat ilmeklerimi de düz olarak örüyorum. Örgümü arka yönünde. 3, 4, 5, 6 Ters olduğu için sondan bir önceyi düz ördüm. Ters ördüm. Ve kenarı düz örerek tamamladım. Şimdi yeniden ön yüzdeyiz. Şimdi artışlarımızı yine devam ettireceğiz. Bu kez yapacağımız artışta bakınız şu aradaki e, düz olan ilmeklerimiz yine düz olarak örüyorum şurada bakın artış yaptığım yerin hemen bir önünde yani şuraya geldiğim zaman artış yaptığım ilmeğe geldiğim zaman hemen yeni artışımı yapıyorum e, öncekinde bir artış yapıp bir örmüştüm bir artış yapmıştım burada ise bir artış yapıp üç tane düzümü örüp bir tane artış yapacağım önce artış bakın artışımın önüne gelip bir tane şişimin üzerine ipimi alıyorum düz örüyorum düz örüyorum düz örüyorum ikinci artışımdan sonra yine bir daha artış yapıp şöyle gözlerimizi aşağıya doğru şey yelpaze gibi açmak için bu tarafa doğru dışa doğru şöyle açıyoruz. Şimdi üç tane düz ördükten sonra bir artışımı da yapıyorum. Buradaki 9 ilmeğimi örüyorum. Yine şu artışımdan öncesinde hemen bir artış yapıp bir düz, iki düz, üç düzümü örüp bir tane artış yapıyorum. Aradaki 23 ilmeğimi örüyorum. Hemen artışım öncesi ipimi şişimin üzerine alıp artışımı yapıp üç düzümü örüp yine diğer ikinci artıştan sonraki artışımı yapıp bu şekilde örüyorum. Bu hatırlatmayı da arkadaşlarımız için yaptım. Yani sıkıntı çekmesin arkadaşlarımız, çok rahat örsünler diye. Şimdi kenar patlarımı örerek başlıyorum. Örmeden aldım. Düz devam ediyorum. 4 5 6 ve 7 kenar ilmeklerimi ördüm. Şimdi buradaki 8 ilmeğimi de örüyorum. Düz düz ördüm. Bakın bir önceki artış yaptığım yere kadar geldim. Bakın deliğin olduğu yere kadar geldim. Hemen buraya şişimin üzerine bir defa ipimi alıyorum. Diğer sırada arttığım. Bakın şimdi düz örüyorum. Bir düz ördüm. 2 3 tane düzümü ördüm. 1 artış, 3 düz. Sonra yeniden şişimin üzerine ipimi aldım. Artışımı yapıyorum ve kolumu örmeye devam ediyorum. Birer birer örüyorum. Tekrar bakın deliğin. Hemen yanına geldim. Hemen. Bakın deliği bir önceki sırada burası delikti. Yani üzerine atmıştım. Şişimi üzerine ipimi atıyorum bir düz iki düz üç düzümü örüyorum şişimin üzerine tekrar ipimi atıyorum aradaki ilmeklerimi düz örerek ilerliyorum bakın şu şekilde bir artış 3 düz bir artış aradaki ilmeklerimi ördüm bir artış 3 düz bir artış şimdi bu 23 ilmeğimizi örelim arkadaki ilmeklerimin tamamını ördüm Hemen bir önceki sırada artış yaptığım yerdeyim. Şişimin üzerine ipimi aldım. Bir düz, iki düz, üç düzüm ördüm. Yeniden şişimin üzerine ipimi aldım. Ve diğer ilmeklerimi de aynı şekilde örüp artışlarımı yapacağım. Bu sırayı da beraber yapalım ki hiçbir sıkıntı çekmeyesiniz. Tekrar bakınız kolumuzun 9 ilmeğini ördüm. artışımı hemen yanındayım şişimin üzerine ipimi aldım 1 2 3 tane düzümü ördüm şişimin üzerine ipimi attım tekrar bütün ilmeklerimi düz olarak örüyorum kenar patımı da düz ördüğüm için tekrar hatırlatmam istiyorum kenar patı tersten ören arkadaşlar bu 7 ilmeğimizi ters olarak örsünler Evet örmeden aldım ve düz ördüm arkayı şimdi bütün ilmeklerimizi ters olarak örelim. Örgümüzün ters yönünden bütün ilmeklerimizi ters olarak ördüm. Kenar patlarımız hariç bunları düz olarak ördüm ve ters olarak örüp geldim. Son 7 kenar patımı örmekteyim. Burayı düz olarak örüyorum patlarımı. Sondan bir öncesini ters ördüm, düz ördüm ve kenarımı şu şekilde çok muntazam çıkardım çeviriyorum örgümün tekrar düz yönündeyim şöyle görmenizi istiyorum bir puslandı şöyle yaklaştırayım bakınız açılmaya başladık bir ilmeğimiz 3 oldu şimdi e, ise yapacağımız işlem düz ilmeklerimizi öreceğiz bu sırada artmış olduğumuz ilmeklerimizin sayısına şöyle bakalım bakın 1 2 3 4 5 bir de 3 oldu şu an 5 oldu 5 tane ilmeğimizin önünden bir tane artıracağız bir de sonundan artırıp buradaki düz ilmeklerimizi aynen öreceğiz burada da aynı şekilde bir önceki sırada artışımın hemen önünden artışımı yapıyorum. Bir düz, iki düz, üç düz, dört düz, beş düzümü örüp bir tane daha artış yapıp bu 23 ilmeğimi örüyorum ve bu şekilde devam ediyorum. Şimdi kenar ilmeklerimi örüyorum kenar patımı ve ilmeklerimi ördüm önüm için artışımı yaptığım yerdeyim bakınız hemen bir önceki artışı yaptığım yere arkadan ördüm 1 2 3 4 5 5 tane düz ilmeğimiz olacak şişimin üzerine bir tane artış yapıyorum bir önceki sıranın hemen ördüğüm ilmeğin yanı başında şişimin üzerine ipimi aldım 1 2 3 4 5 tane düzümü ördüm bir tane daha şişimin üzerine ipimi aldım artışımı yaptım ve düz ilmeklerimi aynı işlemlerle örüyorum düz ördüm tekrar bakın artış yaptım ilmeğin yanındayım şişimin üzerine ipimi alıyorum 1 2 3 4 5 tane ilmeğimi ördüm 5. sonrasında artışımı yaptım ve bu şekilde örgümüzü tamamlayalım artışlarımızı yaparak düz yönden örgümüzü tamamladık bakınız 1 2 3. deliğimizi de bu şekilde hazırladık ajurlarımızı şu şekilde arada 5 tane ilmeğimiz oldu şimdi arkadan e, biraz önceki yaptığımız işlemlerimizi tekrar edelim kenar patlarımızı ve aradaki düzlerimizin hepsini arka yönde ters örelim kenar patlarım düz diğerlerini ters olarak örüp e, son artışımızda yeniden görüşelim Örgümüzün yeniden ön yüzündeyiz ve artışımızı yaptığımız yerdeyiz. Bakınız 1, 2, 3 tane ajurumuz oldu. Şimdi 4. ajurumuzu yapmak için hazırız. Şimdi burada bakın bir önceki ajurumuzu yapmış olduğumuz yani gördüğünüz bu dili yapmış olduğumuz yerin hemen öncesinde şişimizin üzerine ipini alıyorum. İpimi alıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. 7 tane aradaki gördüğüm ilmeği örüyorum daha sonrasında aradaki düzlerimizi örerek ilerliyoruz bir artışımızı yaparak yine bakın şişimin üzerine ipimi aldım 1 2 3 4 5 6 ve 7 tekrar artışımı yaptım ve ara ilmeklerimi örüyorum yani buradaki ilmeğimiz e, bir tanenin kenarından örmüştük. Sonra 3, 5 ve 7 olarak ördük ve artışlarımızı bu şekilde yaptık. Aradaki ilmeklerimi yine örüyorum. 4 tane delikli ajur üzerinden artışlarımızı yapacağız. Bundan sonra yeniden kuracağız. Bakın geldim hemen. Örüyorum. 2 3 4 5 6 ve 7 tekrar Şişimin üzerine ipimi alıp örgümü devam ettiriyorum ve bu şekilde düz yönden artışlarımızı yapalım. Arkadan da terslerimizi ters yönden yani örgümüzün tersini örelim ve son sıramızda yani bir dahaki kurulumda yeniden görüşelim. Şu an dörder dörder yapacağız buradan ön yüzümü tamamlıyorum arkadan da ters örerek geliyorum yeni başlangıçta görüşelim. 4. kez artışımızı yaptık. 1 2 3 ve 4. Şöyle bakalım. Ön yüzden ördüm, arka yüzden de ters örgümü ördüm. Şimdi yeniden örgümüzü örmeye başlayacağız. Şimdi buradan yine aynı ilk bir tanenin kenarında artışlarımızı yapmıştık. Onu başlatıyoruz. Onun içinde şöyle bakın artış sayımıza 1 2 3 4. 4 tane ördükten sonra şu ana ilmeğimiz 5. Bunun sağından ve solundan artıp tekrar kenarlarını öreceğiz. Şimdi şuradaki bölümümüzü örerek gelelim. Buradaki tam ortaya denk gelen yerimizin yeniden sağından ve solundan örerek şu işlemimizi tekrar ederek yine 1, 3, 5, 7, 9 şeklinde artışlarımızı yapalım. Şimdi şu kısmı örüyorum. Patımı ördüm. Düz ilmeklerimi yine örüyorum. düz ilmekleri ördüm bakınız deliğimin hemen yanına geldim birinci ikinci üçüncü dördüncü örüyorum Beşinci, bakın tam orta İlla V diye saymanıza da gerek yok hemen şöyle alttaki ilk ilmeğimizin kenarından yani sağından ve solundan artışımı yapıyorum 1 2 3 4 bu şekilde de kolay olmakta şimdi tam ilmeğimi. Ortadaki ilmeğime geldim. Bakın yeniden ikinci kez kuruyoruz ve diğer bütün işlemler aynı. Bir artışımı yapıp bir ördüm. Bir daha artışımı yapıp bütün ilmeklerimi örerek diğer artış yerime doğru ilerliyorum. Bakın yeniden. Diğer artış yerime geldim. Aşağıdaki ilmeğimin kenarından bir tane artışımı yapıyorum düz örüyorum bir artış daha yapıp devam ediyorum ve bütün bu ruba kısmımızdaki ajurlu yerlerde aynı işlemimizi tekrar ediyoruz arkadan da yine bütün ilmeklerimizi ters olarak örüyoruz buradaki yapmış olduğumuz bir ilmeğin kenarından sağından ve solundan ördüğümüz bölümü arkadan ters olarak geliyoruz daha sonraki sıramızda bir artırıp üç düz örüyoruz daha sonraki sıramızda yani ön yüzde tekrar artacağımızda bir 5 oluyor 7 oluyor yani şu şekilde şimdi bir arttık iki yani bir ilmeğimizin sağında ve solunda artış var bir ilmek tersten örüp geliyoruz düzden öreceğimizde bir olan sayımız şuradakilerle birlikte 3 olacak yani 1 3 5 7 9 şeklinde artacak şuradaki gibi birinci sırada 1 bir, ikinci artışta 3 5 7 ve 9 oldu hepsini de tamamladık şöyle bir ikişer ikişer arttık 1 3 5 7 ben robamı örmeye devam ediyorum bir tane dörtlü grup iki tane dörtlü grup üç tane dörtlü grubumu yaptım dördüncü olarak dörtlü grubuma başladım ve bir tane daha 10 diş haroşayı ördükten sonra iliğimi açtım ve şimdi biraz daha örüp ortadaki haroşamızı yapmaya hazır hale geleceğiz ama öncesinde bakınız şu şekilde Yaptığımız işlemlerimizi görelim hiç farklılık yapmadan aynı şekilde dörder dörder artışlarımız sağ ve sol tarafta yapıyoruz. Dört tane tamamlandıktan sonra tam ortadaki ilmeğimizi bakın baştaki ortadaki ilmeğimizi yine sağından ve solundan e, artışımızı yaptık. Yine dört olunca tekrar tam ortadaki ilmeğimizin sağ ve solundan başladık ve son kez bakınız şurada dördüncü kez artışımı başlattım ve örmeye aynı işlemlerin tekrarıyla devam etmekteyim. Artışlarımızı 4'e tamamladım. 1 2 3 4 Dördüncü sıramızdaki artışımızın dördüncü sırasını ön yüzden yaptım. Şöyle bakalım bakınız. Birinci grubumuz, ikinci grubumuz, üçüncü ve dördüncü grubumun dördüncü artışını yaptım. Ben haroşalarımı düz yönden ördüğüm için, yani önden ve arkadan düz olarak ördüğüm için, şimdi bu artışımı yaptım düz yönde. Arkasını çeviriyorum. Artık e, burada. Robamızı ortadan kesen haroşalarımızı bu sıramızda başlatıyoruz. Şimdi buradan ilk ilmeğimi örmeden aldım. ikinci ilmeğimi ters ördüm. Ve düz örmeye başlıyorum. Kenar ilmeklerimi ördüm. Arkadaki ters olan ilmeklerimi düz örüyorum. Haroşaya dönüştürmek istiyorum. Önden ve arkadan düz öreceğiz ters ören arkadaşlarımız tabii ki haroşalarını ters olarak örecekler. Artış yerime doğru ilerliyorum. Bu arkadan da hem bakmış olalım. Evet. Ön yüzde artış yaptım. Geri geldim. Bakın 1, 2, 3, 4. Ön yüzde sadece artışım yaptım. Arka yönde düz olarak örüyorum. Dördüncü ve son grubumuzda 1, 2, 3, 4. ve son grubumuzda 4 olarak tamamladım. Burayı da düz örüyorum. 3 diş haroşa düz olana kadar örelim. 3 diş haroşamızı ördüm. Örgümün arkasındayım ve ters olarak örmeye başladım. Buradan kolumuzu Tam ortadaki bir tane ilmeğimiz vardı. Onun sağından ve solundan artışlarımızı yaptığımız ilmeğimiz. Onun bulunduğu yerden kolumu keserek tamamlıyorum. Kolumuzu buradan kesip bitiriyorum. Ters olarak ördüm. Artık düz örgü örmüyorum. Şimdi kolumuzu kesiyoruz. Bir tane örüyorum. Diğer ilmeğimle içinden geçiyorum. Bir örüyorum. Diğer ilmeğimi içinden geçirerek kesiyorum. Önce örüyorum, ters ördüm, içinden geçtim. Ters örüyorum. Diğer ortadaki bir ilmeğime kadar işlemimi tekrar ediyorum. Arkadan kestim. Diğer tarafta modelimi kurmaya başlayacağım çünkü. Keserek ilerleyelim. Kolumdaki ilmeklerin tamamını kestim. Tam ortadaki ilmeğimin Solundan başladığım sağına kadar örerek geldim şuraya kadar ve buradan yine örgümü ters örerek ilerliyorum düz örmüyorum örgümün arka yönünde ters ve diğer kolumuzu da aynı şekilde keselim tam ortadaki bir ilmeğimize gelince kesmeye başlayalım bir ilmeğimize gelince duralım ve sıramızın başında görüşelim. Her iki kolumuzu da kestik. Şimdi gövdemizi birleştirelim. Gövdemizi birleştireceğimiz zaman buradaki kolumuzun bulunduğu noktaya kadar örüyoruz. Araya 10 tane ilmeğimizi artıyoruz. Bu işlemimizi yaparken aynı zamanda modelimizi de uygulamaya başlıyoruz. Onlar onar kol altları için ilmeğimiz olacak örgümüzün ön yüzündeyiz. Ee, kenar patlarımı ördüm. Bir tane de ilik açtım. Buraya kol altı için 10 tane ilmeğimizi atacağız. Şimdi düz örüyorum ve modelimi kurmaya başlıyorum. 7 kenar patımı ördükten sonra 5 tane düz ilmek örüyorum. 1 2 3 4 ve 5. 7 kenar patından sonra 5 tane ilmeğimi ördüm. 2 tane ters örüyorum. 2 ters. 5 tane düz. 1 şu ilmeğim yarımlanmış hemen onu da düzeltiyorum. 1 2 3 4 ve 5. 5 düz 2 ters. 5 düz 1 2 3 4 ve 5 2 ters 5 tane düz. 1 2 3 4. Bakın kol altına geldik. Modelimizi kurduk. 1 tane ilmeğimiz az kaldı. Şimdi arka tarafta da modelimiz belli şekilde devam edeceği için 5 düz, 2 ters devam edeceği için buradaki ilmeğimizi 10 ilmeğimizi sayarak kuracağız. Şimdi ilk ilmeği alıyorum. Bu 5. düz oldu. 2 tane ters için örüyorum. 1 2 3 tane ilmek arttırdım. 3 oldu. 2 tersimi ördüm. Şimdi 5 tane düz için ilmeğimi atıyorum. 3, 4, mutlaka sayalım sevgili arkadaşlar. 5, toplam 8 oldu. 2 tane de ters ilmeğim için attım. 10 tane ilmeğimi kol altına attım. Süreti yediğimizi genişletecek. Şimdi 2 ters ilmeğimi buraya olacak şekilde attım ve buradan devam ediyorum 5 tane düz 1 2 3 4 ve 5 2 ters 2 ters 5 düz 1 2 3 4 5 2 ters arkamızı bu sıralamayla kol altına kadar örelim İlmeklerimi 5 düz 2 ters sırasını takip ederek ördüm. Kolumuzun kestiğimiz bu kol altı olacak yere geldi. 5 tane düzüm ördüm. 2 tane ters oldu. Şimdi 1 tane düz örüyorum. Hemen 4 tane daha düz olması için ilmeğimi artırıyorum. 2. düz, 3. 4. ve 5. 4 tane ilmeğimi attım. 2 de tersim için atıyorum. 1, 2, 3. 6 oldu. Şimdi 4 tane düz için 1 2 3 4. Toplamda 10 tane ilmeğimi arttım. Ön bölümüne geçiyoruz. Öne ise bir tane düz örüyorum burada. 4 tane düz olmuştu. 5. düz. Yani burada 5 düz, 2 ters olacak şekilde sıralamamız nasıl geliyorsa o şekilde örerek ilerleyelim. 2 tersimi örüyorum. 5 tane düzümü. 2 4 5. örüyorum. 2 tersimi tekrar örüyorum. 1 ve 2. 5 tane düz 1 2 3 4 ve 5. 2 tersimi örüyorum. 5 tane düzümü örüyorum. Bakın tam denk geldi sayımız. 1 2 3 4 ve 5. Geriye kalan 7 tane kenar ilmeğimi yine düz örüyorum. Örgümüzün arka yönündeyiz. Arka yönünden 5 tane ters, 2 tane düz. 5 ters, 2 düz şeklinde örerek ilerleyeceğiz. Ben 7 tane kenar ilmeğimi ördüm ve hemen 5 tane tersimle başlıyoruz. Yani gördüğümüz gibi örüyoruz. 1 2 3 4 ve 5. 5 tane tersimi ördüm. 2 düz. 5 ters 2 3 4 ve 5 2 düz 5 ters 2 3 4 ve 5 2 düz ve buradan ilmeklerimizi sayarak almıştık şimdi 5 tane tersim örüyorum 1 2 3 4 5 2 düzümü örüyorum. Sıradan örüyorum. 1 ve 2. 5 tersim. Şöyle biraz ilk ördüğümüz için tabii ki sıkışabilecek bazen. 1 2 3 4 ve 5. 5 tersimi ördüm. Kol altımızda aynı sıradan takip ettirdik. 2 düz hemen karşıma çıkıyor. 2 düzümü ördüm. Şimdi arkayı da gördüğümüz gibi örelim. Kolumuzu yine birlikte çalışalım. 5 ters ilmeğimi ördüm. Şimdi sıradan ilerliyorum. Kol altına arttığımız ilmeklerimizi örme. 2 tane düzümü örüyorum. 5 tersimi örüyorum yine. Şöyle içten alalım. Daha rahat alacağız. 1 2 3 4 5 5 tersimi ördüm. 2 düzümü örüyorum. 1 ve 2. Ve terslerime başlıyorum. 1 2 3 4 5 Hemen 2 düz geldi bakın sıradan. Kahvaltını güzel saydığımız zaman hiç sıkıntı olmayacak. Şimdi başa kadar gördüğümüz gibi örelim. 7 kenar ilmeğimi ördüm. Şimdi 5 tane ilmeğimizi, düz ilmeğimizi görüyoruz. Hemen arkasında da 2 tane ters ilmeğimiz var. Normalde bundan sonraki modellerimizi kurarken 4 sırada bir kuracağız. 5 ilmek üzerine çalışmamızı yapıyoruz. 5 ilmeğimizin ikisini sağ tarafa yatırıyorum. Ortadakinin bir öncesinden bir sonrasından artıyorum. Ve kenardaki 2 ilmeğimizi ise sol tarafa yatırıyorum. Şimdi yaparken daha güzel anlaşılacak. İlk 2 ilmeğimizi bu yönden giriyorum ki diğer tarafa doğru yatırabilelim. İkisini de aynı anda alıyorum ve tek ilmeğe düşürüyorum. Şu ipimizi yarımladık. Yarımlamadan bir daha almak istiyorum. Sağ tarafa yatırdım. Hemen bir artış yaptım. Ortadaki tek ilmeğimi düz ördüm. Ortadaki ilmeğimi düz ördükten sonra bir artış daha yaptım. Son iki tane ilmeğimi aynı anda sol tarafa doğru yatırıyorum. Bunu örgünün yönüne doğru yatırıyoruz. İki tersimizde işlem yapmadan ilerliyoruz. Sonra yine beş tane ilmeğimiz var. İki ilmeğimiz bakın İkincisini dış tarafından şöyle giriyorum. Ve düz örüyorum sağ tarafa doğru yatırıyorum. Bir artıyorum ortadaki tek örüyorum bir artıyorum son iki tane ilmeği sol tarafa doğru yatırıyorum. İki tersimizi de ördüm şimdi beş tane ilmeğimizi yine ilk ikisini sağ tarafa doğru yatırıyorum. İlk ikisini şuradan giriyorum ikinciden alıyorum sağ tarafa doğru yatırıyorum bir tane artıyorum düz örüyorum bir artıyorum diğer ikisini gidiş yönünde örüyorum sol tarafa doğru yatıyor terslerimi hemen iki ters olarak örüyorum yine beş tane ilmeğimin ilk ikisini sağ tarafa yatırmak için ikinciden başa doğru giriyorum örüyorum. Bir artışımı yapıp ortadaki ilmeğimi örüyorum. Bir artışımı yapıp kenardaki iki ilmeğimi örüyorum. İki tersimi örüyorum. Yine gördüğümüz gibi beşer ilmek üzerinde ilk ikiyi sağ tarafa bir taneyi başını doluyoruz. Bir de e, bak, ördükten sonra düz örgümüzü bir daha başını dolayıp ikisini de aynı gidiş yönüne doğru kesip sol tarafa yatırıyoruz. Şimdi bütün ilmeklerimizi aynı şekilde örelim. Ön yüzden sıramızı tamamladım. Şimdi arka yüzdeyiz. Arka yüzde ben kenar patımı ördüm 7 ilmeğimi. Gördüğümüz gibi öreceğiz. 5 tane ters, 2 düz, 5 ters, 2 düz şeklinde ilerleyeceğiz. Kestiğimiz ilmeğimizi ters arttığımızı yine ters ortadaki ters arttığımız ters yine kestiğimiz ters 5 ilmeğimizi ters ördüm ve bu diğer modelimiz için ilk sıramız olacak birinci sıramız iki tane düz ördüm 5 tane ters arkadan gördüğümüz şekilde örerek öne doğru ilerleyelim 5 ters 2 düz Arkadan örerek geldim. Şimdi ön yüzdeyiz ve ikinci sıramızı örüyoruz. Burada da çok kolay herhangi bir işlem yapmıyoruz. 5 tane düz kenar patımızdan sonra iki tersimiz. 5 düz, 2 ters, 5 düz, 2 ters örerek ilerliyoruz. Önce kenar ilmeklerimizi örüyoruz. Birinci ilmeğimi örmeden aldım. ikinci ilmeğimi boş aldım. Kenar patımızı farklı çalışmıştık. 7 kenar ilmeğimi ördüm. 2, 4, 6, 7. 5 düz örüyorum. Ve modelimiz de ikinci sıramız bu. 2, 3, 4, 5. Düz gibi yani modelimiz neredeyse sadece bir sırasında işlem yapacağız. Geri kalan hep gördüğümüz gibi öreceğiz. 5 tane düzümü ördüm. Tekrar 2 tane tersim. Bu sıramızı bu şekilde tamamlayalım. Arkadan da yine gördüğümüz gibi örelim. Tekrar ön yüzdeyiz ve dördüncü sıramızdayız. Dördüncü sıramızda yeniden modelimizi kuruyoruz. Beş tane düzün üzerinde işlemimizi yapıyoruz. Tıpkı aşağıda yapmış olduğumuz gibi yedi kenar patımızı ördüm. Tersten girerek yani ileriden girerek iki tane ilmeğimi örüyorum. Önce birisinden sonra ikisinden aldım. Şu şekilde ikisini birlikte örerek kesiyorum. Kesme işleminden sonra bir artıyorum, bir düz örüyorum, bir artıyorum. Gidiş yönüne doğru iki ilmeğimi birden örerek kesiyorum. Bakın modelimiz bu kadar kolay. İki tersimi ördüm. Yine tersten giriyorum. Gidiş yönünde değil. Önce iki alıyorum. Sonra biri alıyorum. Her ikisini bu yönden örüyorum sağ tarafa yatırdım bir artıyorum bir düz örüyorum bir artıyorum iki kesiyorum gidiş yönünde aradaki iki tersimi örüyorum yine 5 ilmeğimin ilk ikisini önce ikinciyi alıyorum sonra birinciyi sağa yatırıyorum bir artıyorum bir düz bir artıyorum ikisini gidiş yönünde kesiyorum tekrar iki tersimi örüyorum yine 5 tane ilmeğimizin ilk ikisini önce ikinciden şöyle ters giriyorum ki sağ tarafa yatsın alıyorum bir artıyorum bir düz bir artıyorum gidiş yönünde iki ilmeğimi düz örerek kesiyorum ve arkasından iki terslerimi örüyorum bu şekilde sıra sonuna kadar devam ediyorum bakın modelimiz birazcık gösterdi kendisini daha ilerledikçe çok daha güzel olacak sona doğru gelelim modelimizi sıramızın sonuna kadar ikinci kez kurarak geldik bakın ikincisinde birazcık daha belirli oldu daha büyüdükçe modelimiz belirli olacaktır şimdi e, sıramı tamamladım ön yüzden arka yüze geçtim Kenardaki pat, pat ilmeklerimi ördüm. Arkadayım. Yani modelimizi bir arkadan örüyoruz. Sonra bitirdikten sonra iki önden örüyoruz. Çeviriyoruz. Arkadan Üçüncü sırayı ters örüyoruz. Dördüncü sıra ön yüzden şimdi kurmuş olduğumuz gibi modelimizi kuruyoruz. Ve e, üç sıra düz örgümüzü ördükten sonra dördüncü sıramızda beş ilmek üzerindeki iki sağ tarafa yatırmayı bir artmayı bir düz bir art iki sol tarafa gidiş yönüne doğru e, kesmeyi yapıp modelimizi tamamlıyoruz. Şimdi biz ikinci kez kurduk. Artık bundan sonra bakınız aynı şekilde devam edecek. Birinci sıra ters ikinci sıramızı ön yüzde yine düz örüyoruz gördüğümüz gibi örüyoruz ilmeklerimiz nasılsa bakın iki düzümü ördüm kestiği ve düz arttığımı yine pardon ters diğerini ters 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 5 tane ters 2 düz Ön yüzde ise gördüğümüz şekilde öreceğiz. İkinci sıramızda 5 düz 2 ters. Üçüncü ve yine arka yüzde 5 ters 2 düz örüp dördüncü ön yüzde modelimizi uygulayacağız. Şimdi sizlerde ben de biraz yeleğimizin modelini e, örerek büyütelim. Sonrasında yeniden görüşelim. Lütfen ilmek sırasına kaç sırada bir koyduysanız onu unutmayalım. İlik sırasını iliklerimizi açarak örgümüze devam edelim. Modelimizi kurduktan sonra örmeye devam ettim ve görmüş olduğunuz gibi gayet yeterli bir uzunluğa ulaşana kadar örgümü devam ettirdim. Şimdi kaç sıra ördüğümüze bakalım. Yani tüm model olarak kurduğuma 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ve 15. En son 15 sıra örerek yani 15 model kurarak tamamladım. E, santim olarak ölçüsüne bakalım daha net bir bilgi verecektir. Sadece model kısmım yani 3 tane haroşanın altından itibaren ölçüyorum ve 18 santim uzunluğunu görüyorum. Şimdi buradan sonrasında etek kısmını örelim ve en son haroşalarımızla artık tamamlayalım. örgümüzü. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. ters yönde olduğum için yine ikinciyi ters ördüm kenar patlarımı örüyorum. Kenar patlarımı tamamladıktan sonra buradaki ters örgülerimizi de artık düz örgü örüyoruz. Çünkü ben haroşamı düz yönden örüyorum. Onun için terslerimi de düz yapıyorum. Hemen kapadıktan sonraki sıramız örüyorum. Bakınız artışımı görüyorum. Bütün ilmeklerimi düz olarak örüyorum. ve kaç diş isterseniz o kadar haroşa olana kadar etek kısmını örelim. 4 diş olabilir, 3 diş de bırakabilirsiniz. Gözünüze nasıl hoş gelecekse. Önden ve arkadan düz örüp haroşamızı oluşturalım kroşelerimi ördüm. 1, 2, 3, 4, 4 diş haroşa tamamlandıktan sonra şimdi kesme işlemimizi yapıp yeleğimizi bitirelim. Birinci ilmeğimi örmeden alıyorum. Kesme işlemi bilmeyen arkadaşlarımız için. ikinci ilmeğimi örüyorum. Birincinin içerisinden geçiriyorum. İkinciyi örüyorum. Yani devam eden bütün ilmeklerimi örüyorum. Önceki ördüğümün içinden geçiriyorum ya da şu şekilde yapabilirsiniz ilmeğimizi bu tarafa takıp her ikisini aynı anda örebilirsiniz ilmeğimi takıyorum kestiğimi takıyorum tekrar ilmeğimi takıp hem ördüğüm ilmeği hem yeni ilmeğimi örüyorum takıyorum geçiriyorum takıyorum bu şekilde de Örerek kesme işlemimizi yapabilirsiniz. Şöyle bakın. Bütün e, ilmeklerimizi birer birer keselim. Evet sevgili arkadaşlar ben e, iliklerimin karşısına da birer tane düğmemi diktim. Kesme işlemimi tamamladım. İleğim kullanılmaya hazır hale geldi. Şöyle son olarak ölçümüze bakalım. Ölçümüze baktığım zaman beden uzunluğu 32 santim. Gövde genişliği ise 25,5-26. Tabi şu terslerimiz toparlayıcı olduğu için değişkenlik gösterebilir. Genişliğimiz şöyle görelim 26 santim. Evet çalışmamızı bu şekilde tamamladık. Beni izlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ederim. Yeni çalışmalarımızda yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın, mutlu kalın. Görüşmek üzere.